Sizleri bilgilendirmek istiyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 2020 yılı bütçe konusunda 66 milyar 31 milyon 543 bin liradır. Bugün plan ve bütçe konusunda bakanlığımızın 2022 yılı bütçe tepkisine ilişkin gerçekleştireceğimiz görüşmeler sırasında siz değerli üyelerimizin sunacağı katkıya peşinen çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın da konuşmanın başında ifade ettiği üzere bu bizim, benim en azından acizane bakanlık olarak ilk bütçe görüşmelerine katılmam. Dolayısıyla sayın milletvekillerinin meclisin yasama organının birer üyesi olarak yapacakları değerlendirmeler, eleştiriler, yorumlar kuşkusuz hepimiz için çok önemli olacak. Bakanlığımız için çok çok önemli olacak. Çünkü bizim bakanlığımız toplumun özellikle dezavantajlı kesimleri başta olmak üzere hemen tamamını kuşatan sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini yürüten bakanlık. Dolayısıyla sizler milletin temsilcileri, hekimleri olarak yapacağımız yorumlar, bizim yaptığımız faaliyetlerin kamuoyu yansımalarının ortasındaki değerlendirmeleri bizim için çok çok önemli. O yüzden şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu katkılardan dolayı. Sözlerime son verirken 2021 yılındaki vatandaş faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm bakanlık çalışmalarına, çalışanlarımıza, tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. 2022 bütçemizin de ülkemize ve bakanlığımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bana gösterdiğiniz anlayış için tekrar bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum, arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Değerli milletvekilleri, şimdi müzakerelere başlıyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşayacak Sayın Bakan. İstanbul Sözleşmesi yaşayacak. İstanbul Sözleşmesi, İstanbul'lar için. İstanbul Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi, kadınlar İstanbul Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi, kadınlar yaşayacak. Kadınlar için. Biz ne diyoruz, siz ne diyorsunuz, siz nerelerdesiniz? Biz ne diyoruz, İstanbul Sözleşmesi yaşayacak. Bir kereden bir şey olmaz diyen bizde milletvekili yok. Önce siz bunun hesabını sorun. Habib Bey, böyle bir çekim yapma usulümüz yok. Buralarımıza aykırı hareket ediyorsunuz. Siz bir milletvekilisiniz. Buralarımıza oy vermeye rahatsız oluyorsunuz. Diğer taraftan komisyonumuzun üyesi, komisyon derken plan ve bütçe komisyonunun
üyesi olan arkadaşlarımıza onar hakkında söz vereceğim. Komisyonumuzda misafir olan, teşrif etmiş olan komisyonumuz üyesi olmayan arkadaşlarımız ise 5 dakikadır söz süresi. Daha önce belirlenen usuller çerçevesinde yine onlara da söz hakkı vereceğim. Gün boyu mücadele edeceğiz, konuşacağız. Akşam genelde geç saatlerde Sayın Bakan cevap verecek. Şimdi başlatacağım bu konuşmaları. Bana gelen listeye göre Cumhuriyet Halk Partisi adına Sayın Gülizar Biçer Karaca konuşacak. HDP'den henüz bir isim gelmedi. Bir isim gelirse sevinirim. Kimin konuşacağı? Ayşe Acar Başaran. Biz hanım konuşacak. Ayşe Acar Başaran. Onar dakika paylaşacaksınız. Evet. Peki, alalım isimleri. İYİ Parti'den Sayın Erhan Usta konuşacak grup adına. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Mustafa Kalaycı, AK Parti'den de Sayın Nilgün Ök grup sözcüsü olarak konuşacaklardır. İlk sözü Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Gülizar Biçer Karaca'ya veriyorum. Sayın Karaca, süreniz 20 dakikadır. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, saygıdeğer bürokratlar. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 10 Kasım. Anadolu topraklarını egemen güçlerin işgalinden kurtaran Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, askeri zaferleri ekonomik ve siyasi zaferlerle taçlandırarak tam bağımsız bir devleti ve layık cumhuriyeti bizlere bırakan kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Fiziki varlığı aramızda olmasa da fikirleri ve ilkeleri ile sonsuza dek aramızda olacağını, yolumuzu aydınlatacağını bir kez daha belirtmeyi borç bilirim. Sayın Bakan, sorularım bu metin içerisinde olacak. Lütfen yanıt verirseniz sevinirim. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, 2022 yılı merkezi bütçe görüşmeleri 20 Ekim günü bu komisyonda sunumla başladı. Bütçe hakkı vatandaşın siyasi katılım hakkıdır. İktidarın nereye, ne kadar harcama yapması gerektiği, bu harcamaların nedeniyle yurttaşa ne gibi yükümler yükleneceğinin paylaşılmasıdır. Demokratik ülkelerde egemenlik millete ait olduğu için bütçeyi onama ve denetleme hakkı da millete aittir. Millet oyunu verdiğinde aynı zamanda seçimlerde bütçe hakkını da kullanmış olur. Meclis bu bütçe hakkını millet adına yerine getirir. Parlamenter rejimlerde iktidarın yani yürütmenin en etkili denetim yollarından birisi de bütçedir. Bütçesi reddedilen hükümet yasal bir kural ve zorunluluk olmasa da bütçesinin reddedilmesini güvensizlik olarak kabul eder ve istifa eder. Bugün ise görüşmekte olduğumuz bütçe kanun teklifi üzerinde milletin bütçe hakkını kullandığı meclisin hiçbir tasarrufu bulunmamaktadır. Önerge verilemez, bir kuruş üzerinde dahi değişiklik yapılamaz. Şimdi bu bütçe kanun teklifine meclisteki iktidarıyla muhalefetiyle tüm milletvekilleri hayır oyu verse ne olacak? Bir yaptırımı, bir etkisi olacak mı? Maalesef hayır. Tüm milletvekilleri hayır oyu verse dahi saraydaki tek adam %10 artıracak ve kendi başına hazırladığı bütçeyi istediği gibi harcayabilecek. 5 yıl süre ile üst üste bütçesi reddedilse dahi maalesef hiçbir yaptırımı yok, hiçbir sonucu da yok. İşte bu tek adam rejiminin yasama erkini yok sayan düzenlemelerinden en önemlisi de bütçe hakkını yok saymasıdır. 2022 bütçe teklifinin yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma başlığı adı altında aktarılan verilere göre 2020'de pandemi koşullarında hane başına sosyal yardım miktarı 572 lira olarak gerçekleşti. 2022'de öngörülen sadece 414 lira. 2022 yılındaki hane başına sosyal yardım 2020'den daha az. Oysa toplumun %26.6'lık kesimi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. %53.6'lık kesim ise yalnız beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için yapması gereken
aylık gıda harcaması. Yani açlık sınırı 3093 lira. Asgari ücretten bile fazla. Bakanlığınızın kendi verilerine baktığımızda yerel yönetimler hariç olmak üzere 2020 yılında hane başına yardım alan sayı 6.630.682, yani 7 milyona yakın. Bu sayı TÜİK'in ortalama hane büyüklüğü olan 3.30 ile çarptığımızda yaklaşık 22 milyon kişi muhtaç kategorisinde. Bu sizin verileriniz Sayın Bakan. Yani nüfusumuzun 1/4'ü muhtaç durumda. Milletin hali böyleyken bakanlığınızın 2022 bütçe teklifi, merkezi yönetim bütçe teklifinin yani 1 trilyon 750 milyar 957 milyon liranın sadece %3.77'si ayrılmış. Merkezi bütçenin sadece %377'si aile ve sosyal hizmetlere. Peki aslan payı kimlere? 2022 merkezi yönetim bütçesinde 240 milyar 382 milyon 662 lira faize ayrılmış. Yani aslan payı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ve sosyal hizmetlere, desteklere değil, faiz baronlarına ayrılmış. Bütçenin %13.7'si, yani bakanlığınızın bütçesinin 4 katı tefecilere ayrılmış Sayın Bakan. Bakanlığınızın bütçesi de ne halkın yoksulluğuna, sosyal devlet olmanın gereklerine yetmeyeceği aşikardır. Bunu en başta sizin itiraz etmeniz gerekirdi. Bütçeden bu yıl ödenmesi gereken faiz giderlerini nüfusa böldüğümüzde 2022 yılında bugün doğan bebekten başlamak üzere 2875 lira faiz yükü binecek. Yani yoksulluğun ezdiği ve yoksulluğun altında derin yoksullukla inim inim inleyen vatandaşlara sadece 414 lira yardım yapacaksınız ama 2875 lira faiz yükünü de omuzlarına yükleyeceksiniz. Oysa iktidara geldiğinizde neyin sözünü vermiştiniz? 3Y ile mücadele edecektiniz. Yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluklar. Peki yaşanan ne? Tam da bunun tersi. Sistematik yolsuzluk, derinleşmiş yoksulluk ve bunlar konuşulmasın diye giderek artan, üst üste gelen yasaklar. Bırakın 3Y ile mücadele etmeyi, siz 3Y'ye yozlaşma ve yönetememeyi de ekleyerek 5Y'ye çıkardınız. 2020 yılı salgınla mücadeleyle geçti. Bakanlığınızın salgında gayri safi yurt içi hasılanın sadece %1.42'si kadar yardım yaptı. Salgın olmayan yıllarda bu oran %1.2'lerde seyretmişti oysa. Sosyal koruma kalkanı adı altında sözde yardımlarınız için vatandaşa IBAN gönderdiniz. Yetmedi, işsizlik fonunu tırtıkladınız. Bu salgın döneminde bakanlığınızdan 65,5 milyarlık bir yardım yapıldığı açıklandı. Bu yardımın 57 milyar 10 milyon 796 bin lirası işsizlik fonundan alındı. Yani bütçe büyüklüğüne göre kuş kadar yaptığınız yardımın en büyük parçasını, en büyük payını emekçinin sırtına yüklediniz. Hazineden sadece 6,5 milyar lira bir yardım yaptınız Sayın Bakan. Faiz lobilerine, tefecilere 240 milyar 383 milyon 662 lirayı bütçeden veriyorsunuz. Hazineden sadece muhtaç durumdaki vatandaşlara 6,5 milyar veriyorsunuz. Soruyorum Sayın Bakan, siz kimin bakanısınız, kimin iktidarısınız? Salgında bakanlığınız vatandaşa destek olmadı. Vatandaşların cebinden IBAN'la, işsizlik fonuyla ödediği paraları aldınız. Vatandaşa, zaten ekonomik buhran altında ezilen vatandaşa da salgının yükünü katmerli olarak yüklediniz. Sayın Bakan, yaptığınız açıklamalarda sosyal yardımların ve bu yardımlardan faydalanan vatandaş sayısının arttığını övünerek söylüyorsunuz. Sosyal yardımların ve sosyal yardıma muhtaç vatandaşların artması yoksulluğun derinleşmesidir. Bu da sizin itirafınızdır. Bununla övünülmez Sayın Bakan. İktidarınızda ekonomiyi 100 ekmek olarak kabul ettiğimizde en düşük gelir seviyesine en yoksulun %20'lik dilimine sadece 6 ekmek düşüyor Sayın Bakan. En zengin %20'ye ise 47 ekmek düşüyor.
Nerede sosyal devlet, nerede gelir dağılımındaki adalet? Siz yoksulluğu azaltmaya, yok etmeye değil, idare etmeye, istismar etmeye dayalı bir muhtaçlık kültürü inşa ediyorsunuz. 10-19 yıllık iktidarınızda sosyal destekleri sanki AKP'nin ulufesi gibi göstererek oy devşirme yolunu seçtiniz. Oysa asıl olan yoksulluğu bitirmektir. Sosyal devletin gereği de budur. Nasıl mı? Mesela öncelikle aile destekleri sigortasını derhal uygulamaya geçirebilirdiniz. Aile destekleri sigortası gelir adaletsizliğine, kadın yoksulluğuna, sadaka anlayışına son verecek olan bir sigorta dalıdır. Aile destekleri sigortası uygulanırsa sosyal yardımların bir siyasi partinin tekelinde ve koltuk koruma yöntemi olmaktan çıkarılacağı, sosyal yardımların vatandaş için hak, devlet için de görev olarak yerine getirileceği aşikardır. İşte tam da bu nedenle uygulamaktan kaçıyorsunuz. Çünkü iktidarınız sosyal yardımları vatandaşın hakkı olmaktan çıkartıp sadaka haline dönüştürdü. Üstelik de milletin vergilerinden oluşan bütçeden ödediğiniz halde AK Parti'nin tekelinde olduğu algısını yaratarak seçim dönemlerinde vatandaşa dediniz ki sakın ha başkasına oy verme, biz gidersek bu yardımlar kesilecek. Bu tehditle vatandaşın muhtaçlığını kullanarak koltukları koruma yolunu seçtiniz. Ama artık bu düzen değişecek. Halkın iktidarı geliyor. Aile destekleri sigortası ilk bir yıl içerisinde uygulamaya geçecek. Tıpkı taşerona kadroyu, emeklilere bayram ikramiyesini ve elektrik faturalarındaki TRT katkı payının kaldırılmasını sağladığımız gibi. Devlet yardımları lütuf olmaktan çıkacak, vatandaş bu benim hakkım diyecek. Peki bütçeniz engellilere ne getiriyor? Bütçenizde engellilere yani 1 trilyon 750 milyar 957 milyon liralık bütçeden engellilere sadece 1.6 pay ayırıyorsunuz Sayın Bakan. Bu ayrılan pay engellilerin hangi sorunu çözecek? EKPSS'den bahsettiniz. 200 bine yakın sınava giren oldu. 2020 yılında 62.311 kişi yerleşmek için tercihte bulundu. Ama hala atamalar yapılmadı. Sınav ücretlerini ödediniz evet ama onları atamadınız Sayın Bakan. Yaklaşık 8.000 engelli kadrosu neden hala boş tutuluyor ve bu kadrolara atamayı ne zaman yapmayı planlıyorsunuz? Kamuda engelli kotasının artırılmasına ilişkin bütçede hiçbir öngörü ve düzenleme yer almamaktadır. Engelli istihdamını artırmak için bir hedefiniz olmadığı görülüyor. Buradan tekrar soruyorum, engelli kadrolarına ne zaman atama yapacak ve engelli kadrolarında bir artış hedefiniz var mıdır? Engelli aylıklarına bakalım. Raporları %40 ile %69 olanlar 662 lira 97 kuruş. Raporları %70 ve üzeri olan. Sayın Bakan, süremden gidiyor. Lütfen sataşmayı engellerseniz ben konuşacağım yarın daha sonra verebilirler. Ya söz sırası gelince. Raporları %70'in üzeri olanlara 992 lira maaş para ödüyorsunuz. Sayın Bakan, engelliler bu para ile hangi dertlerine derman üretecekler, nasıl geçinecekler, nasıl destek görecekler? Başka bir sorun ve bana göre en önemlisi, bu soruyu da burada yanıtlamanızı istiyoruz Sayın Bakan. Sağlık Bakanlığı Sayıştay raporlarında, Sağlık Bakanlığı faaliyet raporundaki 2020 yılı sonu itibariyle belirlenen engelli raporu sayısıyla, Aile Bakanlığı faaliyet raporunda engelli aylığı alan sayılar arasında ciddi bir fark bulunmaktadır. Sayıştay'a göre Sağlık Bakanlığı kayıtlarında engelli rapor kaydı olmayanlara bakanlığınız engelli aylığı ödemiş Sayın Bakan. Kim bunlar? Yoksa AK Parti kadrolarını buradan mı finanse ediyorsunuz? Engelli olmadığı halde maaş alan liste TÜGVA'dan mı geldi yoksa saraydan mı? Sayıştay raporlarında tespit edilen bu usulsüzlükle ilgili bir yaptırım, bir inceleme başlatacak mısınız? Sayın Bakan, engelli aylıklarını, ben demiyorum arkadaşlar, Sayıştay raporu diyor, ben demiyorum. Sayın Bakan, engelli aylıklarını, lütfen ben... Bakın, ben soruyorum, bakan yanıtlayacak. Ben soruyorum, bakan yanıtlayacak, siz değil, bakan yanıtlayacak. Sayın Bakan, engelli aylıklarında... Bir saniye, durduruyorum bunları. Bakan Bey,
Ben Sayın Milletvekili, Sayın Milletvekili, ben soru soruyorum, soruyu bakan yanıtlayacaksınız değil. CHP'li arkadaşlar. Sayın Bakan, bakana soru soruyorum. Hayır, ben. Ama orada bir grup var. AK Parti. Bakana soru soruyorum. Bakan yanıtlasın. Ya yanıtlasın tamam, evet. Ama AK Partili diyorsunuz. AK Partilileri aldınız diyorsunuz. Orada AK Partililer oturuyor. Onlar da bir şey soruyor. CHP'li diyorsunuz. CHP'liler bir şey soramıyor. Ben bakana soru soruyorum. Bakan benim soruma yanıt verecek. Ya vekilim, vekilim bakana şunu sorun. CHP kadroları mı gidiyor paralar diye sor öyle. Tamam. Ben kabul ediyorum onu. CHP kabul ediyorsunuz. Ama yakışır mı ama? Yani aynı şeyi ben de kabul etmiyorum. Siz de kabul etmiyorsunuz. Hayır, bak ne diyor? Bak. Diyor ki AK Parti kadrolarına mı ödediniz? Bakana, hayır şunu sorsun. CHP kadrolarına mı ödediniz? Hayır. Niye CHP'yi sormuyor AK Parti? Ben bakan benim bakanım değil. Bakan değil. Bakanım. Soru bakanım. Bakan benim bakanım değil. CHP'nin bakanım değil. Bakan AKP'nin bakanım. İlk defa biz Sayıştay kadrosu burada gündeme getirmiyoruz. Sayıştay raporu ilk defa gündeme getirmiyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tabii ki burada bir hatip konuşma yapıyor bütçe üzerinde ve bu bütçe konuşmasına müdahil edilen gruplara dönük olarak da bu ifadenizi, belirttiğinizi düşünerek konuşmama devam etmek istiyorum. Sayın Bakan, engelli aylıkları ve evde bakım ücretlerinin belirlenmesinde neden hala hane gelirini esas alıyorsunuz? Engelli aylıkların belirlenmesinde ve aylık miktarlarının tespitinde engelli vatandaşlarının kendi gelirlerinin esas alınacağı yönteme ne zaman geçmeyi düşünüyorsunuz? Gelelim şehit ve gazilerin durumuna. Size göre kaç şehit var ya da kaç çeşit gazi var? Kore gazisi, Kıbrıs gazisi, 15 Temmuz gazisi, terör gazisi, 15 Temmuz şehitleri, terör şehitleri, sivil şehitler. Allah aşkına bu toprakların bağımsızlığı için bedenini toprağa düşürmüş şehitlerimiz arasında ayrım yapmak olur mu? Ya da yaralanmış, gazi olmuş gazilerimiz arasında ayrım yapılır mı? Şehit şehittir, gazi de gazidir. O zaman neden aylıklarına, haklarına ilişkin türlü türlü düzenlemeler var? Neden bu ayrımcılık ortadan kaldırılmıyor?
Bu şehit ve şehit yakınları ve gaziler arasındaki sosyal haklar, ödenen aylıklar ve statüler bakımından bu ayrımcılığa ne zaman son vereceksiniz? Çocukların durumu daha da vahim. Ebeveynleri işsiz olan ailelerde yaşayan çocuk sayısı 1 milyon 850 bin. Ülkemizde TÜİK verilerine göre 720 bin çocuk işçisi bulunmaktadır. Bu rakama göçmen çocuklar ve sayısı 1,5 milyonu bulan çırak, stajyer ve mesleki eğitim gören öğrenciler eklendiğinde en az Türkiye'de 2 milyon civarında çocuk işçisi bulunmaktadır. Çalışan çocuklarınsa sadece %65.7'si eğitim hakkından faydalanabilmektedir. 2013 yılından 2021 yılının ilk 5 ayına kadar geçen sürede en az 513 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Hayatını çalışırken kaybedenler çocuk Sayın Bakan, çocuk. Okulda olması gereken, oyun oynaması gerekirken çalışan ve iş kazasında ölen çocuklar. Bakanlığınız çocuk işçiliğiyle mücadele etmek için ne gibi sosyal politika önlemleri düşünmektedir? Anne babalar dün bir vatandaş aradı. Evime meyve alamadığım için vardiyadaki yemeğimde verilen portakalı evime götürüyorum dedi. Bunlardan haberiniz var mı Sayın Bakan? Çocuklara yönelik nakdi desteklere gelince öksüz, yetim ve muhtaç asker çocuklarına sadece 150 lira öngörüyorsunuz. Okul açıksa kız öğrenci için ilk öğretimde 50, orta öğretimde 75. Erkek öğrenci için ilk öğretimde 45, orta öğretimde 55. Bu kadarcık ödeme öngörüyorsunuz. Görüldüğü gibi bu rakamlar ve yardımlar sorun çözmek değil, milleti kandırmaktır. Risk altındaki gruplar ya da kırılgan gruplar diye tanımlanan çok boyutlu sorunlarla baş başa bırakılan toplumsal kesimler için ne yaptınız, ne yapacaksınız? Engelli, kadın, çocuk, roman hepsini dezavantajlı potasına alıp eritecek misiniz? Türkiye'de tüm veriler kadına şiddetin arttığını, kadın cinayetlerinin ve şüpheli kadın ölümlerinde ciddi artışlar olduğunu göstermektedir. Kadına şiddette sıfır tolerans tutukları atmayın. Kadınların en güçlü güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'ni hukuksuzca bir gecede yürürlükten kaldırılmasına sessiz kalanlardan kadınların dinleyeceği nutuk yoktur. İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden rahatsızlık duymayan bir kadın bakanı bu ülkenin kadınları da affetmeyecektir. Şiddete maruz bırakılan kadınlar için, erken yaşta zorla evlendirilen kız çocuklar için, hapisteki çocuklar için, çocuklarıyla birlikte adalet arayan mahpus kadınlar için, çifte ayrımcılık yaşayan engelli kadınlar için, emekleri sömürülen işçi kadınlar için, pandemide güvencesiz, işsiz, gelirsiz bırakılan ev işçisi kadınlar için, hayatta kalma çarelerini tek başına arayan kadınlar için, akşam evine bir ekmek götürebilmek için sokaklarda mendil, çiçek satan roman kadınlar için, eril yargının hapse attığı öz savunma haktır diyen çilen gibi yürekli kadınlar için, 27 Ekim günü katledilen hemşehrim Şebnem Şirin gibi gülüşleri soldurulan kadınlar için hiçbir çözüm üretememenin vicdani sorumluluğunu taşıyor musunuz? Buradan açık ve net bir şekilde ilan ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi geri gelecek. Tek adamın kadınlar aleyhine yaptığı her şeyi emir kabul eden sizin gibi bakanlar gidecek. Milletin bütçe hakkını gasp eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yok sayan dayatmacı bütçe anlayışı son bulacak. İnsan haklarına dayalı, hak temelli bütçe, toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan mor bütçe ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle birlikte gelecek ve siz gideceksiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli bakanlık bürokratlarımız, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben bize bu toprakları ve özgürlüğümüzü kazandıran, aynı zamanda bu koltuklarda bir kadın milletvekili olarak oturmamızı da borçlu olduğumuzu düşündüğüm ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yılında saygı, minnet, özlem ve rahmetle anarak sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Bakan, 2022 bütçe teklifi ve 2020 kesin hesabını görüşüyoruz bugün. Tekrar hoş geldiniz, hayırlı olsun. Yeni bir bakanlıksınız. Tüm bütçe görüşmelerinde Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kapsamının çok geniş olmasından dolayı ayrılması gerektiğini çok vurgulamıştık.
alınmış olan bu kararı da doğru bulduğumuzu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ancak merkezi yönetim bütçe teklifinin rakamıyla oranladığımız zaman baktığımızda sadece %3.77'sine denk gelen bütçenizin de yapmak istediğiniz hedefler ve çalışmalarla ilgili yeterli olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Çok geniş kapsamlı bir bakanlığınız var. Bakanlığınızın kapsamı aile, kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve yoksulluğun yaygınlaşması da dikkate alındığında ülkemizde bu bütçeyle çok da fazla bir çalışma yapabileceğinizi düşünmüyorum. Sayın Bakan, çok başlık var. Ben bir ikisine odaklanarak ilerleyeceğim konuşmamda. Öncelikle sosyal politikalarla ilgili birkaç noktaya değinmek istiyorum. Sonuç olarak sizin partinizin AK Parti iktidarı döneminde eşitsizlikler karşısında toplumun birçok dezavantajlı kesimini güçlendirmesi gereken sosyal politikaların yerine hızla sosyal yardımlara, hatta sadaka kültürüne dönüşmesine bir zemin hazırlanmıştır. AK Parti ile sosyal yardımlardan yararlanan yurttaşların sayısına ciddi artışlar meydana gelmiştir. Bunu siz de kabul ediyorsunuz, hatta övünerek söylüyorsunuz. Ancak bu övünülecek bir şey değil, aslında üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Çünkü sosyal yardımların birincil görevi yoksulluktan kaçınmaktır, yoksul sayısını azaltmaktır. Fakat AKP ile sosyal politika sadece ve sadece sosyal yardımlara indirgenmiştir. Sosyal yardımların bu arada rakamlarına baktığımız zaman birçok arkadaşımız değindi ve değinmeye devam edecek. Çok fazla girmeyeceğim ama miktarın oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Ve sosyal yardım alan kişiler bu yardımlarla temel ihtiyaçlarını, örneğin ulaşım, su, barınma, elektrik gibi karşıladıkları için de zaten aldıkları bu yardımın bir kısmını vergilendirme sistemi sebebiyle tekrar geri devlete ödemektedir. Hane başına verilen sosyal yardımlar aynı zamanda hızla enflasyon ve dolar karşısında da eridiği için sizin vereceğiniz sosyal yardımlar hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Bugün asgari ücrete bile baktığımız zaman açlık sınırının, Türk İş'in açıkladığı açlık sınırının altında, 3093 TL'nin altında kaldığını görüyoruz. Bugün 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 10.000 TL olduğunu düşünecek olursak, bu rakamın altındaki yaşamak zorunda kalan toplumun büyük bir kesimi sizin aslında politika üretmenize de ihtiyaç duyan kesimler. Şimdi yapılması gereken toplam harcama tutarlarına baktığımız zaman, ailelerin üzerindeki yükü düşündüğümüz zaman da sizin verdiğiniz destekler kesinlikle yetmiyor. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak aile destekleri sigortası önerimizi devam ettiriyoruz ve size hayata geçirmeniz için yine öneriyoruz. Pandemi desteklerine baktığımız zaman da çok yetersiz olduğunu görüyoruz. Ben dünya örnekleriyle birkaç kıyaslama yapmak istiyorum. Örneğin Almanya'da 417 milyar dolar yardım yapılırken, Brezilya 117.7 milyar dolar yardım verirken pandemi döneminde, Türkiye sadece 7.6 milyar dolarla kalmıştır yardımlarda. Dünya örneklerine baktığımız zaman da çok düşüktür. Şimdi Sayın Bakan, ben sosyal yardımlardan sonra yine sizin alanınıza giren özellikle çocuklarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Sizin performans değerlendirme raporunuzda faaliyetler bölümünde bütçelendirilmesine baktığımız zaman, şu sayfa olarak da şöyle göstereyim, dikkatimi çeken şey, şöyle gösterecek olursam, özellikle çocuk işçiliği ile mücadeleye yönelik faaliyetlerde 2021'de bir bütçelendirilmiş olmasına rağmen 2022, 23, 24'te bütçelendirilmediğini görüyoruz. Evet, Çalışma Bakanlığı bünyesinde bu çalışmaların yürütüleceğinin farkındayız. Yani bunu söyleyeceksiniz, bunun farkındayız ama sizin aile bakanı olarak hiçbir sorumluluğunuz yok çocuk işçiler üzerinde. Çocuk işçiliğiyle mücadelede hiçbir bir sosyal politika önlemi almayı düşünmüyorsunuz. Bununla ilgili neden bütçenizde bir değer, bir rakam yok? Bunu ben öğrenmek istiyorum. Çünkü ülkelerin gelişmişlik düzeyi açısından en önemli problemlerden bir tanesi de çocuk işçiliği.
Çocuk işçileri tüm dünyada ve ülkemizde ucuz iş gücü ya da ücretsiz işçi olarak sömürülen çocuklar, sömürülen kesimler, çalışan çocukların yaşam hakkı dahil olmak üzere temel birçok hakları da ellerinden alınmakta. Bugün TÜİK verileriyle 720 bin çocuk işçi var Türkiye'de. Ama baktığımız zaman Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Çocuk İşçilik Yasaklansın başlıklı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre 2 milyon çocuk işçi var şu anda Türkiye'de. Kayıtlı kayıtsız. Yani bunlarla mücadeleyi sadece Çalışma Bakanlığı'nın bünyesine bırakamazsınız ve pandemi döneminde de çocuk işçi sayısı arttı Sayın Bakan. Aynı zamanda 8 yılda 513 tane çocuk işçi yaşamını yitirdi. Siz bu çocukların mücadele veren, ailelerinden, evlerinden koparılan, okullarından koparılan, birçok yerde bu mücadeleyi veren bu çocukların maalesef hamileliğini üstlenmek zorundasınız. Tabii çocuk işçiliğinin artmasındaki faktörlerden bir tanesi de ve en önemlisi şüphesiz eğitim sisteminde yaşanan çöküntüdür. 4+4+4 sistemi de çocukları eğitimden uzaklaştırmış ve işçiliğe, çalışma hayatına yönlendirmiştir. Mesela çocuklarla ilgili hakikaten verilere baktığımız zaman çok önemli şeyler görüyoruz. Çalışanı olmayan ailelerde yaşayan çocuk nüfusun toplam nüfus çocuk nüfusuna oranına baktığımız zaman %14.4 olduğunu görüyoruz. Şartlı nakit transferlerinden yararlanan çocuk sayısı 2021'de 3.813.741 iken 2022'de 3.851.873 diyor. Çok büyük bir artış değil. Ama yoksulluk gittikçe artıyor. Aileler geçinemiyor. Çocuklarına bakamıyor. Çocuklarını okutamıyor. Ailesinden, yuvasından kopan çocuklar var. Bütçenizin azlığından bahsetmiştim. O anlamda sizin bu programlar dahilindeki hedeflerinize baktığında mesela çocukların korunması alt programında çocuk evi sayısı, çocuk evlerinde bakılan çocuk sayısı, çocuk kuruluşlarında bakılan çocuk sayıları 2022-23-24 hedeflerinizde sabit görüyorum rakamları. Yani çocuk evi sayısı işte 2020'de gerçekleşme 1193, 2021 planlanan 1200, 2021-22-23-24 1195. Mesela bunun sebebini bize açıklarsanız biz de anlamış oluruz. Yani belki olumlu bir gerekçeniz de vardır, bunu söylemek istiyorum. Ama çocuklarla ilgili sorunlar bitmiyor Sayın Bakan. Bakın ülkede çocuklarımız istismara uğruyorlar çok ciddi şekilde. 2020 yılında ceza mahkemeleri çocukların cinsel istismar suçuna ilişkin 17.948 dosyaya ev sahipliği yapmış. Mesela bir veri paylaşmak istiyorum. İnsan Hakları Derneği'nin İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu 2018'de bir rapor yayınladı. 2002'den bu yana 18 yaşın altında 440 bin çocuk doğum yapmış. 18 yaşın altında. 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuk sayısı ise 15.937 olarak ifade edildi. Bugün bu rakam nedir Sayın Bakan? Bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz biliyor musunuz 2018'den bu yana? Çünkü siz artık verileri toplamıyorsunuz bakanlık olarak. Ve bu verilere ulaşılamıyor. Verileri saklıyorsunuz. Bunlar çok ciddi problemler. Bu çocuklar bizim korumamız gereken çocuklar. Sokağa atmamız gereken, kendi başına kaderine terk etmemiz gereken çocuklar değil. Yine Türkiye çocuk yaşlı evliliklerde de Avrupa birincisi. Bunları göz önüne alarak lütfen bakanlığınızın değerlendirin. Son olarak sürem çok az kaldığı için ben kadının güçlendirilmesiyle ilgili programla ilgili birkaç cümle, bir dakika isteyeceğim. Çok kısa şey yapmayacağım, uzatmayacağım. Kadının güçlendirilmesi programında da 590 milyon 687 bin TL bir bütçe ayırmışsınız programa. Ancak bunun %77'si personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumları devlet primi giderlerine ayrılmış. Cari transferleri sadece %3.2 ayrılmış. Siz bu bütçeyle kadını nasıl güçlendireceksiniz? Güçlü kadın çocukların da daha fazla korunmasını sağlayacaktır. Kadın emeğine baktığımız zaman kadınları erkek şiddetinin farklı biçimlerinin hedefi haline getiren
en önemli neden kadınların ekonomik olarak güçlendirilmemeleri ve erkeklere olan ekonomik bağımlılığıdır. Bütçeniz kadınların güçlendirilmesiyle ilgili politikalarınızı uygulamak için yeterli görünmüyor. Bununla ilgili başka bir çözümünüz var mı diye de sormak istiyorum. Kadın konuk evi sayısıyla ilgili de aynı biraz önce çocuklarla ilgili söylediğim yorumu yapacağım. Orada da bir rutin bir artış görüyoruz hedeflerinizde. Belki bunu da açıklamak istersiniz. Konuşacak şey çok ama vakit bu kadar. Ben bakanlığınızın bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Ve İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Yardım ediyor, burs veriyor. Buna karışma. Bu adam gerçekten tarım arazisinde fabrikasını kurmuş. Çevreyi kirletiyor ses ve gürültüyle. O kirlenen yerleri insanlara yok pahasına satın alıyor. Düşük ücretli işçi çalıştırıyor. Afgan ve Gürcü işçileri 1500 liraya çalıştırıyor. Vatandaştan 3,75 liralık yaş çayı 2,5 liraya alıyor. Bu böyle bir adam. Ama ne yapıyor? Yardım ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi anlayışı ve sosyal yardım anlayışı da bu. Yani zengine yönelik, büyüğe yönelik, şişmiş olana yönelik bir ekonomik politika uyguluyor. Ondan sonra da garibanlara yardım ettiğini söylüyor, iddia ediyor. Onu da siyasi istismar ederek, siyaseten kullanarak yapıyor. Değerli arkadaşlarım, bakın pandemi döneminde biraz evvel arkadaşımız da övündü. İşte yaşlılara şöyle yardımlar yaptık filan. Ya doğru değil, rakamlar burada. Bakın siz pandemi döneminde yardımlar yaptınız ama iki şekilde yaptınız. Direkt yardım %1,9 ama kredi verdiniz, kredi. Piyasaya bol miktarda bankalara falan para verdiniz, kredi verdiniz. O paralar hiçbir şeye, garibana, yoksula falan bir etkisi yok. Bakın sizin dağıttığınız paraların neredeyse tamamı da işsizlik sigortası fonunda. Bütçeden hiçbir şey vermediniz. Dünya verdi ama siz vermediniz. Bakın yoksulluk dediğimiz şey Sayın Bakanım eşitsizlikten kaynaklanır. Yani bir kısmı sınıfsal ekonomik eşitsizlikten, diğeri ise cinsiyet eşitsizliği, etnik problemler, mezhep problemleri, engellilik gibi. Devletin görevi de bu eşitsizlikleri azaltmaktır. Siz böyle bir şey yapmadınız, pandemide de yapmadınız. Bu nedenle pandemide eşitsizlikler büyüdü. Değerli arkadaşlarım, şimdi diyorsunuz ki biz yardım ediyoruz, işte yoksulluk falan şu anlama gelin. Bakın size kendi rakamlarınızla cevap vereyim. 2020'de bakanlıktan yardım alan hane sayısı sizin bakanlıktan siz vermişsiniz bunu 6 milyon 630 bin 21 milyon 882 bin insan ediyor muhtaç kategorisinde. Bu kadar insan muhtaç var. Övündüğünüz ekonomi bu değerli arkadaşlar. Sizin göklere çıkardığınız, övündüğünüz ekonomi budur. Yani insanları işsiz bırakıyor. Gerçekten siz yoksuldan alıp zengine veren bir ekonomik model uyguluyorsunuz. Bunu anlatayım bakın. Biraz evvel övündü arkadaşımız. Dedi ki biz bu sene 104 milyar TL sosyal yardım olarak yapacağız. Peki bunu bir karşılaştıralım başka şeylerle. Bu sene 104 milyar TL yoksulluğa için ayırdınız. Faize ne kadar ayırdınız Sayın Bakanım? 240,5 milyar TL. Peki vergi harcamalarına ne kadar ayırdınız? 336 milyar TL. Değerli arkadaşlarım, AKP'li arkadaşlar, MHP'liler, vergi harcamaları nedir biliyor musunuz? Vergi almamak demektir. Değişik sebeplerle vergi almamak demektir. Mehmet Cengiz'in vergilerini silmek demektir. Bak siz yoksula 104 milyar TL ayırdınız ama Mehmet Cengiz onun gibilerine vergilerini silerek 336 milyar TL ayırdınız. Bir yerde bir arkadaşımız beni eleştirdi ama bu dedi biz ücretlilere de ayırıyoruz. Asgari geçim indirimi veriyoruz. Doğru. O ama o 54 milyar TL. Bu sebepten dolayı siz böyle bir ekonomik modele inanıyorsunuz. Bunu uyguluyorsunuz değerli arkadaşlarım. O nedenle sizin yoksullukla mücadele falan etmek diye bir şey söz konusu değil. Sunmuş olduğunuz bilgiler de bakanlık bütçesi de gelecekte yapacağınızı anlattığınız 2022 bütçesi de böyle bir şey sunuyorsunuz. Yoksulluğu azaltacak. Yani bakın işsizlikle ilgili genç işsizliğin %25'lerde olduğu bir ülkede biz yoksullukla mücadele ediyoruz. Böyle bir şey yok ki. Siz yoksulluğu yönetiyorsunuz.
Eşitsizliklerle de mücadele etmiyorsunuz. O öyle değil. Yaptığınız bu şey değil. Eşitsizlikleri büyütüp yoksullukları artırıyorsunuz. Ne demek 26 milyon, 30 milyon muhtaç, devlet kapısına muhtaç? Belediyeler ne aldı bilmiyorum. Sayın Bakanım, yardım alır dağıtırken herkese bu hakkı tanıyacaksınız ya. Yardımda bile ayrımcılık yapıyorsunuz ya. Ya siz millete IBAN dağıttınız. Nasıl bir sosyal devlet ya? Böyle bir pandemide sosyal devlet bütçeden bütün dünya bunu yaptı. Yani gerçekten mali disiplinden vazgeçerek dağıttılar. Bakın siz günübirlik iş yapanlara, gömmeyecilik yapanlara, işburtacılık yapanlara bir kuruş, 1.000 lira mı böyle her isteğine başvur? 1.000 lira. 2 senede 1.000 lira. Yardım etmediniz. İnsanlar gerçekten perişan oldu. Açlıkla imtihan oldu insanlar. Böyle bir şey yönetti. Niye? Ya belediyelere yani Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben psikolojisini anlamakta zorlanıyorum ya. Belediyeler yardım ediyor. Devletin işini kolaylaştırıyor. Para topluyor. Yardım şey yapacak. Topladığı paralarla ev koydunuz. Hala o paralar bankalarda blokedir değerli arkadaşlarım ya. Gerçekten nasıl insanlarsınız? Nasıl siyaset yapıyorsunuz? Ya vatandaş vatandaşa yardım edecek. Size ne oluyor? Böyle bir şey olur mu ya? Ya bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi bu ülkenin belediyeleri kardeşim ya. Bunlar sizin düşmanlarınız değil ki. Böyle düşmanlaştırarak nereye gideceksiniz ya? Ya bu söyleyeceğim dayanamadım arkadaşlar ya. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Atatürk'ü anmak için rahmet diliyorum. Anmak için yapılan toplantıda bile CHP eleştirisi yapıyor. Atatürk gelse kapıdan kovalardı. Ya böyle bir Türkiye olur mu ya? Atatürk'ü anıyoruz, ortak değerimiz ya. Burada da siyaset yapılır mı? Yardım dağıtıyoruz, yardım arkadaşlar ya. Allah rızası için garibana yardım dağıtıyoruz. Burada siyaset yapılır mı? Anlaşılır gibi değil. Değerli arkadaşlarım bakın siz gerçekten zengine veriyorsunuz. Bu söylediğim rakamlar zengin. Ya sizin vergi politikanız %66 vergi, dolaylı vergi yapıyorsunuz. Sadece bu bile eşitsizliği ortaya çıkarıyor. Bu bile yoksulluk üretiyor. Ya arkadaşlar kağıt topluyor, kağıt toplayıcılığı var, kağıt toplayıcılar. Oraya el koydunuz. Artık orayı ticarileştirdiniz. Büyük şirketler oraları ihale edeceksiniz. Vali oraları bastı. O garibanlara, o çocuklara, o 20-30 lira kazanan insanlara dayaklar attı. Karakollara götürdü. Ya bu ne biçim insaf ya? Nasıl bir anlayış? Terörist bunlar da terörist size göre. Böyle ülkeyi yönetemezsiniz. Böyle bir şey olmaz. Sayın Başkanım bana çok uzun süre verdin. Ben burada keseyim çünkü ben 5 dakika Sibel Hanım var. Biliyorsunuz. Tamam. Ben burada bırakayım. Sizin bu şey yol değil de az bir şey zaman kaldı. Herkes seçim yapmazsanız bile biz 1,5 senenin altında bir zaman var. Gideceksiniz. Allah'ın izniyle kazasız belasız. Bu millet rahat edecek. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Özellikle biz bu meclis çatısı altındaki kadın milletvekillerimiz aslında Cumhuriyet'in bir kadın devrimi de olduğunu bugünlerde Atatürk'ü andığımız, yasını tuttuğumuz bugün de asla ve asla unutmayacaklardır. Sayın Bakan ve değerli bürokratlarımız hoş geldiniz. Bakanlığınızın uyguladığı sosyal yardım politikaları üzerine birkaç değerlendirme yapmak isterim. Sosyal yardımın öznesi temel gereksinimlerini karşılayamayan kişilerdir. Yoksullukla ve yoksullukla doğrudan ilintilidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın faaliyet raporlarına baktığımızda 2020 yılında bakanlıktan yardım alan hane sayısının 6.630.682 olduğunu görüyoruz. Kaldı ki bu sayıya belediyelerin ellerinde bulunan veriler yani belediye yardım alan hanelerde dahil değil. TÜİK'e göre ortalama hane halkı büyüklüğü yani bir evde yaşayan insan sayısı ortalama 3.30. Bunu 6 milyon 630 küsür bine çarptığımızda karşımıza çıkan rakam yaklaşık 22 milyon. Yani bugün ülkemizde 22 milyon kişi devlet tarafından resmi olarak muhtaç kategorisinde görülen yoksul yurttaş sayısı. Yaklaşık 84 milyonluk bir ülkede her 4 kişiden biri yoksulluk düzeyindeyse ve sosyal yardıma ihtiyaç duyar haldeyse ortada büyük bir sorun var demektir.
Bakanlığın son faaliyet raporuna göre baktığımızda 6 ana başlık altında toplamda 43 farklı sosyal yardım programı uygulanmakta. Bu programların ağırlıklı bölümü ise doğrudan nakdi yardımlardan oluşturulduğu anlaşılıyor. Son 3 yıllık zaman diliminde sosyal yardım harcamalarının toplam tutarının 43 milyardan 69 milyar liraya çıktığını da görüyoruz. Bu artış bir anlamda iktidarın uyguladığı sosyal-ekonomik politikaların başarısızlığını da teyit etmektedir. Özellikle pandemi dönemi uygulanan sosyal yardım politikalarının da ekonomi politikalarının da iflas ettiğini kanıtlamıştır. Sosyal koruma kalkanı diye bir dizi ekonomik destek programı uygulandı. Parası işsizlik fonundan karşılandı. Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında pandemi dönemi boyunca 16 ayda yaklaşık 8 milyon kişi için toplam 57 milyar liralık ekonomik destek ödemesi yapıldı. Faz 1, faz 2, faz 3 ve biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyaları kapsamında yapılan sosyal yardımlar ise 8,5 milyar lirayı aşamadı. Bu 8,5 milyar liranın yaklaşık 2 milyar liralık kısmının vatandaşlara gönderilen IBAN numaralarında yatırılan para olduğunu varsayarsak, pandemi döneminde hükümetin cebinden çıkan para 6,5 milyar lirayı aşmıyor. Pandemi gibi olağanüstü bir dönemde bile milletin kaynaklarını, birikimlerini yine milletimizin acil ihtiyaçları için seferber etmeyen, bunun yerine işçimizin fonda biriken parasını kullanan, vatandaştan IBAN'la para isteyen bir iktidarın sosyal yardım politikasının varlığı da sorgulanmalıdır. Sayın Bakan, yapılan bir işin başarısı da başarısızlığını da anlamanın bir başka yöntemi kıyaslama yapmaktır. Örneğin sosyal yardımlar konusunda iktidar böyle bir politika ortaya koyarken aynı dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Millet İttifakı belediyeleri kullanabileceği bütün kaynakları bu alanda seferber etti. Zor durumda olan en temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanan 1,5 milyondan fazla yurttaşımıza nakdi yardım yapıldı. 8 milyondan fazla yurttaşımıza aynı yardım ulaştırıldı. İhtiyaç sahibi yurttaşlarımıza 10 milyonlarca öğün yemek ulaştırıldı. Hem de bütün bunlar her türlü engelleme çabalarına rağmen yapıldı. Yaşanan sorunların elbette ki çözümü var. Güçlü sosyal devletin ilk adımı Aile Destekleri Sigortası Kurumu'nun kurulması ve istisnasız her vatandaşımız için asgari bir gelir düzeyinin sağlanması olacak. Süreniz doymak üzeredir. Son cümlelerinizi alalım lütfen. Bizim önerdiğimiz ve iktidarımızda uygulayacağımız sistem ve şimdi uygulanan sistem arasında en temel fark yoksul aile bireyin sayısını azaltmaktır. Son cümlenizi alalım. Tamam, teşekkür ederim. Özetle Sayın Bakanım, sürdürülebilir ve yönetilebilir bir yoksulluk ve yoksulluk sistemi adıyla sosyal yardım sisteminin yerine yoksulluğu ve yoksulluğu ortadan kaldırmayı önüne hedef alan yeni bir model inşa edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizden alın sisteme